Bozkurt Yazılım kanalından herkese merhabalar. VBNet'te 15. derse geçtik. Bu dersimizde MySQL veri tabanına bağlantıyı göstereceğim arkadaşlar. MySQL bağlantısını yapmak için arkadaşlar öncelikle Visual Studio için MySQL Connector indirmemiz lazım. Buraya Google'a MySQL Connector yazıyoruz. İlk çıkan sayfaya giriyoruz. Bir de bunu VBNet için indireceğiz. Bakalım VBNet için mi acaba? Evet, Adonet yazıyorsa arkadaşlar. Net için, yani VBNet için bu. C# içinse connector C# yazarsınız. 6.9.9'u indiriyoruz son versiyon. No thanks diyoruz. Ve indirme başlıyor. Bir de arkadaşlar MySQL veri tabanını yönetmemiz için, yani tabloya veriler eklemek için, tablo oluşturmak için phpMyAdmin'i kullanacağım ben. Onun için XAMPP indirmeniz gerekiyor. Veya WAMP Server arkadaşlar. İkisinden birini kendinize göre seçebilirsiniz. Ben XAMPP öneriyorum. Daha kullanışlı. Evet, indirilmesini bekliyoruz. O arada Visual Studio'muzu açıyoruz. Evet, açıldı. Yeni proje oluşturalım. MySQL bağlantı diyelim. Ok diyelim buna. Şu konnektör indirilmesini bekleyeceğiz. Ve bende konnektör olması lazım. Evet, ben kurmuştum sanırım arkadaşlar. Kurmuş olmam lazım konnektörü. İndirip ileri 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 diyerek kurulumu tamamlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle böyle bir sayfa açılıyor. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi başlangıç ekranımız. Pardon, ben C# açmışım. VBNet açacaktık. Kusura bakmayın. New diyelim. Buradan Visual Basic'ten MySQL bağlantısı VBNet diyelim. Bunu da kaydetmeyelim. C# derslerine de başlayacağız çok yakın arkadaşlar. Android'e de başlayacağız. Meet App Inventor ile uygulama yapımlarına. Şimdi her zamanki böyle bir ekranımız geliyor. Şurada Solution Explorer alanında Add diyoruz. Referanslara giriyoruz. Şimdi buradan referanslarda arkadaşlar MySQL'i arayacağız. Bu sayfada olmaz zaten. Extensions'a giriyoruz. Burada olması lazım. Nerede? Şunu isme göre sıralayalım da. Burada da yok. Recent var. Ben de Recent'ta. Evet, 6.9.9 zaten yüklenmiş. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Buralarda bir yerde bulursunuz. Bunların ikisinden birinde. Bu Resident son kullanılanlar oluyor. Ben son kullanılardan seçtim. Ok dediğim zaman referansı ekliyor. Şimdi bağlantımızı yapacağız arkadaşlar. MySQL ne öncelikle arkadaşlar? MySQL veri tabanı uzak sunucular için, yani internet üzerine paylaşılmış uygulama için kullanılır. Şimdi bilgisayar kastı biraz. Evet. Şimdi ilk önce bir bağlantı testi yapalım. Bir buton ekleyelim. Butona bastığımız zaman veri tabanımıza bağlansın. Veya form yüklendiğinde bağlansın.
Öncelikle arkadaşlar form yüklen pardon form yüklendiğinde bağlanacak kütüphanemize import edeceğiz MySQL bağlantısı için MySQL data MySQL kaydın silent. Daha sonra arkadaşlar global bir değişken tanımlayalım. Ne diyelim? Dim bağlantı s new MySQL connection. Parantez içinde de bağlantı bağlantımızı yazacağız. Server localhost kullanacağız. Zaten local host kullanılır. Yerel ağda kullanacağımız için. User ID, root. Şuraya bir boşluk bırakayım. Password genelde boş olur. Boş hata verirse arkadaşlar root'u deneyin. Database'te veri tabanımızın adı da ne olacak? Deneme olacak. Bir de char set kullanalım. UTF-8. Türkçe karakter sorun olmaması için arkadaşlar. Bunları yazdıktan sonra bir arkadaşlar example çalıştıralım. Sizde ne varsa vamp server veya herhangi bir şey onu çalıştırırsınız. Gördüğünüz gibi bende çalışıyor. Daha önceden çalıştırmıştım. Buradan localhost php myadmin'e giriyoruz arkadaşlar. Niye böyle? Yeni diyelim. Veri tabanının adını deneme dedik arkadaşlar. Onu kullanacağız. Veri tabanımızın adı deneme. Karşılaştırmayı da UTF-8 General G kullanacağım. Siz Turkish G kullanabilirsiniz. Tablo adımız da arkadaşlar ne olsun? Üyeler. Üyeler. Buna ID diyelim. 11 uzunluğunda sürekli arttırılabilen olur. İsim ad soyad mı desek neyse kullanıcı adı veya key adı 30 karakter şifre 30 karakter bir de arkadaşlar ne yapsak buraya son giriş diyelim. Veya yok. Resim diyelim. Profil resmi olsun. Bunu da text kullanacağım. Kaydet dedik arkadaşlar. Evet, deneme veri tabanını oluşturduk. İçinde de üyeler adında bir tablo oluşturduk. Bu videoda sadece veri tabanına bağlantıyı göstereceğiz. Tray diyoruz. Dene. Bağlantı. Open yazacağız. Bağlantımız açsın. Açtığı zaman zaten açıldıysa hatasız bize bir mesaj ver. Mesajımızda bağlantı sorunsuz çalışıyor. Bilgi diyelim. Eğer hata verirse de buraya X mesaj hatanın mesajını versin. Evet, bir çalıştıralım. F5 ile çalıştırdım. Bağlantı sorunsuz çalışıyor dedi. Şurada veri tabanının adını değiştirelim mesela arkadaşlar. Deneme amaçlı yani. Ne yazalım? Neme oldu. Şeyi sildim. Evet, hatamız gördüğünüz gibi database bulunamıyor diyor. Bağlantımız sorunsuz çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaçıncı dakikadayız? 10. dakikadayız arkadaşlar. Bu video
Burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda veri tabanından bilgileri okuma ve benzeri işlevleri göstereceğim. MySQL bağlantısı bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler diliyorum.